Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Taha suresi 49-60. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın Firavun'a gönderilmesi, Firavun'la aralarında geçen macerayı bizlere anlatıyor. Her devrin kendine göre Musa'ları ve Firavun'ları vardır. Ve Kur'an'da anlatılan bu kıssanın benzeri tarihin pek çok devirlerinde benzeri olaylarla iman küfür mücadelesi şeklinde tartışmalar, münazaralar şeklinde devam etmiştir ve etmeye devam da etmektedir. Gale Firavun dedi ki Allahu Teala Hazreti Musa'yı ve kardeşi Harun'u Firavun'a gönderince Firavun dedi ki "Femen rabbukuma ya Musa?" Ey Musa, sizin ikinizin Rabbi kim? Burada muhatap olarak Hazreti Musa'yı alıyor. Çünkü Hazreti Musa lider, kardeşi Harun da peygamber olmakla beraber riyaset Hazreti Musa'da. Firavun da bu açıdan her ne kadar her ikisine hitap etse de ya Musa diyerek Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Ey Musa, sizin Rabbiniz kim? Gale Hazreti Musa şöyle dedi. Rabbunellezî a'tâ külle şeyin halga. Rabbimiz o kimsedir ki her şeyin yaratılışını yaptı, her şeyi yarattı. Sümme hede ve sonra da onlara hidayet etti, yol gösterdi. Yani bizim Rabbimiz her şeyi yaratan ve onlarla ilgili neler varsa onlara hidayet edendir. Bu çok veciz, çok böyle örneklerle anlatılabilecek. Hakkında belki kitaplar yazılsa, kitaplar yazılacak bir konu. Mesela Allah-u Teala diyelim kuşları yaratıyor. O kuşlar zaman zaman göç yapıyorlar. Ve bunlar daha önce hiç gitmedikleri yerlere gidiyorlar. İşte Allah kuşları yaratıyor, uçmak için kanatlar veriyor ve nereye gideceklerse oraya da sevk ediyor. Somon balıkları İşte denizden tatlı sulara geliyorlar ve yumurtalarını bırakmak üzere önlerine çıkan çok engelleri aşarak şelaleleri bile zıplayıp aşmak suretinde o sulara kadar varıyorlar, yumurtalarını bırakıyorlar ve orada hayatları bitiyor. Yani onlara yol gösteriliyor. Mesela arı küçücük bir canlı, o küçücük canlıya Allah-u Teala beynine öyle program koymuş ki o küçücük canlı en güzel tatlılardan birisini, bal gibi şifalı olan bir besini insanlara Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle, ilhamıyla takdim ediyor. Bu anlamda mesela insanın dünyaya gelmesi, ana rahminde bebek yaratılmış ve normalde ayakları aşağıya doğru ama doğum öncesinde Allah ona yol gösteriyor. Adeta bir takla atarak önce başı aşağıya geliyor ve o şekilde sağlıklı bir doğum gerçekleşiyor. Yani Allah-u Teala her şeyi yarattı ve neler yapacaksa, neye ihtiyacı varsa bu noktada ona yol gösterdi. Kale fema balul gurunil ula. Firavun bunun üzerine dedi ki önceki devirdekilerin durumu nedir? Yani bu noktada itiraz edecek bir şey bulamadı. Bu defa ölmüş olanların durumu, yani ölüp gittiler, yok olup gittiler. Bunlar ne olacak? Bunu sordu. Gale ilmuha inde rabbi fi kitab. Hazreti Musa dedi ki onların ilmi, kurun-u ula'nın önceki devirlerde gelenlerin ilmi benim Rabbimin nezdinde bir kitaptadır. Artık bu levh-i mahfuz olabilir, kader kitabı şeklinde düşünülebilir. Yani Allah-u Teala onların bütün programlarını yazmıştır. Kader levhalarında belirlemiştir. Dolayısıyla zayi olmak diye bir şey söz konusu değildir. Yani ben basitinden bir misal vermeye çalışayım. Mesela ben ezbere bir dörtlük yazsam, ardından yazdığım kağıdı yaksam, görünüşte o güzelim şiir kaybolup gider, yok olup gider. Ama bunu ezbere ben yazmışsam problem değildir. Bir başka kağıtta aynısının noktasını virgülüne değiştirmeden bütün onlara varıncaya kadar aynısını yazarım.
Hazreti Musa böyle bir misal de bir nevi vermiş oluyor. Yani önceki devirde olanlar Rabbimin nezdinde bir kitaptadır. La yadillu Rabbi ve la yensa. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Yani Allah-u Teala unutmaktan münezzehtir, şaşırmaktan münezzehtir. Allah-u Teala onların zerrelerini birbirine karıştırmaz. Allah-u Teala onların mahiyetlerini başka bir mahiyete çevirmez. Onlar neyse odur ve o şekilde bunlar muhafaza edilmektedir. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ حَف۪يظ Başka bir ayette ifade edildiği üzere Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Bizim nezdimizde her şeyi muhafaza eden bir kitap var. Ben diyelim şu anda kamera karşısında bunları anlatıyorum. Kamera karşısında bunları anlattığımda anlattıklarım gelip geçiyor. Ama bu aynı zamanda kaydediliyor. Kaydedilince bu fani vaziyetler daimilik taşıyor ve artık devamlı istenildiği zaman müracaat edilecek bir durum meydana geliyor. Allah-u Teala mülkünde cereyan eden her şeyi hem meydana gelmezden önce yazmış, belirlemiş, kalem yazacağını yazmış, mürekkebi kurumuş, hem de meydana gelirken de yazıyor. Şu anda bizdeki hafıza bunun bir misalidir. Diyelim bir insan 50 yaşına gelmişse 50 yıl boyunca yaşadığı önemli olaylar hafızasındadır. Aslında hepsi hafızasındadır da bir kısmını unutur veya şaşırır. Ama Allah-u Teala unutmaz ve şaşırmaz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ مَهْدَ O Rabbiniz ki arzı size bir beşik kıldı. Allah, burada Hazreti Musa Allah-u Teala'nın tasarruflarını anlatmaya başlıyor. Yani Firavun ona demişti, senin Rabbin kim? Ardından önceki devirlerde yaşayıp ölüp gidenlerin durumu ne? Bunları sordu. Hazreti Musa buna cevap verdikten sonra Cenab-ı Hakk'ı biraz daha böyle ona anlattı. Ve dedi ki, o Allah ki beni yaratan Rabbim, Câle lekumul arda mehde, arzı size bir beşik kıldım. Yani malum bir bebek dünyaya geleceği zaman beşiği hazırlanır ve her şey bebeğe göre ayarlanır. Demek ki insanlar da yeryüzünde nazik nazenin birer bebek gibi Allah-u Teala her şeyi onlara göre hazırladı, müheyya kıldı. Ve seleke lekum fîhe subule ve orada sizin için yollar, gideceğiniz yollar meydana getirdi. Yani her taraf böyle sarp geçitler olsaydı, sarp dağlar olsaydı yol bulamazdık. Ama Allah-u Teala ovalar, vadiler, nehirler vasıtasıyla kenarlarında yollar gibi bunları bize bahşetmiş. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ Ve semadan bir su indirdi. Gökten yağmur gönderdi. فَاَخْرَجْنَا بِهِ Ve biz onunla çıkardık. Burada üslup biraz değişti. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın icraatını anlatırken arzı size bir beşik kıldı, gökten bir yağmur indirdi, yeryüzünde sizin için yollar meydana getirdi. Bunları Cenab-ı Hakk'ın icraatı olarak anlatırken Allah-u Teala doğrudan kendisini anlatmaya başlıyor. Bu da bir üslup. Üsluptaki değişiklik insanların dikkatini de çeker ve iltifat sanatı deniliyor buna. Ve Allah-u Teala kendi sanatını bildiriyor. Gerek Hazreti Musa'nın diliyle, gerek diğer peygamberlerin diliyle. فَاَخْرَجْنَا بِهِ indirdiğimiz o su ile biz çıkardık. اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى Muhtelif bitkilerden sınıf sınıf, grup grup değişik böyle bitkileri, ağaçları oradan çıkardık. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ Bunların hepsi tek bir su ile sulanıyor ama renkler muhtelif, şekiller muhtelif, özellikler çeşit çeşit. Allah-u Teala aynı su ile suluyor ama çok değişik özelliklerde bunları gönderiyor. Kulu yiyiniz, ver'av en'amekum ve davarlarınızı da oradan sulayınız, onlara da yediriniz. İnne fî zâlike leâyât لِعُلِنُّهَا Şüphesiz bunda akıl sahibi olanlar için ayetler vardır, ibretler vardır. Yani Hazreti Musa'nın Firavun'a göstermiş olduğu işte elinin böyle beyaz hale gelmesi, elinin ışık saçması veya asayı yere bıraktığında bir yılan halini alması bunlar da ayet.
Ama alemin her tarafı aslında ayetlerle dolu. Gökten yağmurun inmesi ayet. O yağmurla rengarenk bitkilerin bitirilmesi, çiçeklerin, ağaçların çıkarılması, bu da başka bir ayet. Ve bütün bunlar li'ulin nühe, akıl sahibi olanlar için. Nühe nehyetmekten geliyor. Akıl da insanı kötülüklerden sakındırır. Bu noktadan akıl içinde kullanılan bir ifade olmuş. Minha halaknakum, o arzdan sizi yarattık. Malum hepimiz toprağın çocuklarıyız adeta. Yediğimiz gıdalar toprağa dayanıyor ve insan öldüğü zaman da tekrar toprak haline geliyor. Toprak verdiğini geri alıyor. Ve fiha nu'idukum, ve sizi oraya iade edeceğiz. Yani topraktan gelen kısmınız toprağa dönecek ölüm ile. Ve minha nuhricukum taratan uhra. Ve tekrar sizi oradan çıkartacağız. Yani toprağın altında daimi kalmayacaksınız. Nasıl ki toprağın altına bırakılan tohumlar sümbüllenerek çıkıyor, hayat bularak çıkıyor. Siz de toprağın altına bırakıldıktan sonra kabirde hayatınız devam edecek. Kıyamet koptuktan sonra cesetleriniz ruhlarla yine bir araya getirilecek ve diğer alemde hayatınız bu şekilde ebedi bir tarzda sürecek. وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ اَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَا وَأَبَا. Biz ona bütün ayetlerimizi gösterdik ama o bunları yalanladı ve diretti. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Ve dedi ki, ey Musa, sen sihrinle arzımızdan, diyarımızdan bizi çıkarmak için mi geldin? Yani Hazreti Musa'yı bir sihirbaz olarak gördü ama aynı zamanda ayetten öyle anlaşılıyor ki korktu. Çünkü bir sihirbazın Firavun'un karşısında onun saltanatına son vermesi düşünülemez. Ama mucizeyle gelen Hazreti Musa'dan Firavun gerçekten korkuyor. Peki niye iman etmiyor? Saltanatı bırakmak, rububiyetini terk etmek nefsine ağır geliyor. Nefsine mağlup düşüyor. Yoksa iç aleminde bunun bir mucize olduğunu az çok hissediyor. Daha sonra göreceğiz. Ölürken de, suda boğulurken Musa'nın Harun Rabbine ben de iman ettim diye sonradan söylüyor. Ama o andaki iman makbul bir iman değil. İşte saltanatı bırakmamak için Hazreti Musa'yı bir sihirbaz olarak değerlendiriyor. فَلَنَتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. Bunun misli bir sihir biz sana getireceğiz. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدًا. Aramız bizimle senin aranda bir gün belirle. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ. Ben, biz ve senin riayet edeceği bir gün belirle. مَكَانًا سُوَى. Yani belli bir mekanda. Orada sihirbazlarla seni yarıştırayım. قَالَ مَوْئِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَ. Hazreti Musa şöyle dedi. Yani gün, size verilen gün yevmuz zine. İnsanların o bayram günüdür. Onların da kendi aralarında bazı bayramları var. Hazreti Musa çok büyük bir topluluğun önünde yarışmayı tercih ediyor. Çünkü kendisine mucize verilmiş. Elbette sihirbazlara karşı galip gelecek. Allah'a tam bir güvenle. O kadar insanın karşısında büyük bir riski de, başkalarına göre düşünülen büyük bir riski göz önüne alıyor ve gizli bir yerde sadece sihirbazlarla karşı karşıya gelmeyi değil, insanların huzurunda, insanların göreceği bir meydanda onlarla karşılaşmayı tercih ediyor. Ve en yuhşeren nasu duha, ve duha vakti, yani kuşluk vakti, insanların toplanacağı meydanda. فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَا كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى. Bunun üzerine Firavun yüz çevirdi ve bütün hilesini topladı. O şekilde geldi. Yani belirlenen süre hangi süreyse o zamana kadar Firavun bütün yapacaklarını yaptı. Ne kadar insanlar davet edecekse davet etti. Sihirbazları topladı ve o şekilde
Hazreti Musa ile onları yarıştıracak ve bu tarzda saltanatını kurtarmaya çalışacak. Ama bunun devamında daha sonra göreceğiz. Onun bu tarz çalışmaları fayda vermiyor. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın gösterdiği şeyin sihir olmadığını anlıyorlar ve alemlerin Rabbine, Musa'nın Harun'un Rabbine iman ettik deyip imana geliyorlar ve böylece Hazreti Musa çok büyük bir zaferi kazanmış oluyor. Cenab-ı Hak bizleri hak yolunda kaim ve daim eylesin. Bir başka programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.